Bir şey mi istedin babacığım? Şey Allah. Annen öyle gözüm aldı da dikkat, yani şey şok hala geçmedi. Şok aynı şok. Bildiğimiz şok devam ediyor. Ben gideyim içeri Feyyacığım. Anne otur. Yok ya, otur ya. Alt tarafı bir küçük bir değişiklik yaptı annem babacığım. Bir şey yok yani. Ne bir şey yok ya. Ne gerek var ya? Ay madem berbere saç yaptıracaksın. Ya insan bir yaşını başını düşünür, ona göre saç yaptır ya. Bu halde dışarı çıkacak ya. Çıkılır mı bu halde, dışarı çıkılır mı? Abi dururken ne gerek var? Ha düğün dernek olsa anlarım. Hani o zaman bir kaldırır. Ama durup dururken kalksan kuaföre git. Böyle abuk subuk acayip acayip modeller yaptır. Ne gerek var ya? Böyle şeyler biz artık yani böyle mahalleye çıkılır mı ya? Biz yaşımızı başımızı almış belli bir ağırlığımız olan insanlarız ya. Ne ya, çok ayıp. Çok ayıp. İcat çıkarmayın. İcat çıkarmayın ya. Ben işe gidiyorum. Birinin saçı gitti, birinin kafası ya. İnsanın doğası bu galiba. Değişime direnmek. Herkes hayat kendi öğrendiği gibi, kendi bildiği gibi devam etsin. Diğerleri hep buna uysun istiyor. Hele babalarımız. Hep korktuğumuz, hep çekindiğimiz, içlerindeki sevgiyi nadiren görebildiğimiz babalarımız. Değişime en çok direnenler onlardı hep. Son sözü hep onlar söylerdi evde. İster beğen, ister beğenme. Ve annelerimiz, bütün gün evden çıkmayan, içlerine kapanık, çocuklarının ve kocalarının etrafında dört dönerken kendi hayallerini, heveslerini, isteklerini hiç yaşayamayan annelerimiz. Kim bilir kendi kendilerine ne çok gözyaşı döktüler, hiçbirimiz farkında bile değilken. Ne çok boyun eğdiler hayata.